Merhabalar değerli arkadaşlarım, nasılsınız, iyi misiniz? Bu güzel sonbahar gününde hepinize mutluluk dolu bir gün temenni ediyorum. Doğa döngüsünü bitirmiyor değil mi? Yani biz ne kadar büyük zorluklar yaşarsak yaşayalım, özellikle şu son zamanlarda yaşadığımız moralsizlikler, üzücü olaylar, her şeye rağmen hayat devam ediyor, her şeye rağmen devam ediyor. Yani bize de sanki yaşam dönüşümü nasıl olursa olsun siz bir şekilde kendinizi, hayatınızı devam ettirmek zorundasınızdır mesajını veriyor. Konuşmaya başlamadan önce İzmir depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimize, büyüklerimize başsağlığı diliyorum. Allah tekrarını göstermesin diyorum. Önlem şart diyorum. İnşallah bir daha bu kadar büyük üzücü kayıplar yaşamayız diyorum. Bu konuyla bağlantılı olarak da ben konum fark edilmek üzerine bir konuşma yapmak istiyorum. Fark edilmek şu an günümüz insanın yaşadığı en temel ihtiyaçlarından biri. Yani insanlık var olduğundan beri fark edilmek, takdir edilmek, değer görmek en büyük değerlerimizden biri olmuştur. Tabii eski zaman değerlerine göre bu duygumuzun karşılanması daha kolayken artık günümüze geldiğinde bu duygumuzu ne yazık ki karşılayamaz olduk. Yani insanların birbirinden kopması, çağın değerlerinin bazı şeyleri yok etmiş olması, yani insan ilişkilerin zayıflamış olması, bu fark edilmek duygusunu tamamen olmasa da kısmen de ortadan kaldırmış ve biz de bir sürü psikolojik sorunla baş başa kalmış durumdayız. Yani bu ihtiyaç giderilemediği zaman başka türlü sorunları da döngüsünde beraber getirerek yani birçoğumuzun hayatını etkilemiş durumda. Yani bir kelebek etkisi gibi. Yani kelebek bir yerde kanat çırpar ama gider Çin'de depremler yaratır. Bunun gibi bir şey. Yani biz ufak bir şey gibi görüyoruz ama ufacık bir olay hepimizin hayatını etkileyecek durumda. Çünkü biz birbirimize yani görmez bağlarla bağlıyız. Yani bir kişinin yaşadığı olumsuzluk, mutsuzluk hepimizi de otomatik olarak etkileyip yani o istediğimiz huzuru bir türlü yakalamamıza engel oluyor. Yani bu bakımdan oldukça önemli bir konu. Ben bununla ilişkin bir hikayem var yine. Tabii hikayelerini de örneklendirmek yani olayı birebir anlaşılması bakımından oldukça anlaşılır kıldığını düşünüyorum ben. Benim bir arkadaşım vardı ve onun 17 yaşında bir delikanlı oğlu. Ergenlik dönemini çok ağır atlattı. Yani çok büyük saldırganlıklar, öfke nöbetleri, kendi öz bakımını ihmal etmesi, arkadaşlarıyla ilişkisinin, okul başarısının çok düşük olması olduğu bir dönemdi. Ve ne yapacaklarını bilemediler. Yani çok anlayışlı bir aile olmasına rağmen yani bu sorunun üstesinden bir türlü gelemiyorlardı. Yani psikologlara gidiyorlardı ama bir türlü çözüm bulamıyorlardı. Yani uzunca bir süre devam etti. Bizim o dönem arkadaşımla görüşmelerimiz biraz sınırlıydı. Yani başka şehirlerde yaşıyorduk. Zaman zaman ben Gaziantep'teydim, o buradaydı, Ankara'daydı. Ara ara telefonlaşıyorduk. Yani hep sorunların devam ettiğini söylüyordu. Ve ben bir Ankara ziyaretimde kahvaltıya gittim evlerinde. Delikanlı geldi. Ben o delikanlıyı görünce şoka uğradım. Yani o kadar değişmişti ki. Son derece yakışıklı delikanlı olmuş, güler yüzü, pozitif. Saçları, kıyafetleri inanılmazdı yani. Ben şoka uğradım. Yani o telefonda bana anlattığı çocuk değildi. Yani bambaşka biriydi. Çocuk odadan çıktıktan sonra, genç çocuğum odadan çıktıktan sonra ben arkadaşıma sordum. Yani bu senin anlattığın tip de bir gence benzemiyor. Yani büyük bir değişim mi var yoksa sen mi abarttın diye kendisine sorma ihtiyacı hissettim. O da dedi ki yani bu bir aylık bir değişim. Yani o da onun da ben değişimler başladığında büyük bir şüpheye kapıldığını, biz mi yanıldık düşüncesine kapıldığını söyledi. Tabii değişim gittikçe, iyiye doğru gittikçe her ne kadar mutlu da olsa acaba bunun altında yatan nedir diye bir araştırma ihtiyacı hissediyor anne ve gidiyor çocuğunun odasını karıştırıyor. Çekmecelerine bakıyor, bunu anneler arada bir yapar. Her anne gibi benim de yapmışlığım var. Tabii bu çocukların ani değişimleri karşısında annenin koruma içgüdüsüyle yapılmış bir şey. Yani özel hayata müdahale asla değil. Tabii ben onu orada anladım tabii, böyle neden yaptın, niçin yaptın gibi bazı sorular sormadım. Ve dolabının bir köşesinde bir kutu buluyor ve kutunun içerisinde de mektuplar buluyor. Yani mektuplar son derece güzel zarflarda, üstüne okuluna gönderilmiş adres var ve ince gibi yazılı yazılmış mektuplar. Mektupları okumaya başlıyor. Genç bir kız delikanlıya aşkını itiraf ediyor. Aşkını demeyeyim de, yani hayatın her adımını biliyor. Yani okula kaçta gittiğini, kaçta geldiğini, giydiği kıyafetleri, yani karakterini, onu arkadaşlarından soruşturduğunu, yani onunla özel birebir ilgilendiğini gösteren satırlar var ama çok güzel satırlar. Yani okuyan herkesin kendini iyi hissedeceği satırlar ve bunun gibi onlarca mektup var. Tabii büyük bir paniğe kapılıyor arkadaşım. Hemen eşini arıyor. Ya diyor, ben böyle mektuplar buldum, senin haberin var mı? Baba da diyor ki yani hemen o mektupları yerine bırak diyor. Bunları yazan benim. Sakın diyor panikleme. Oğlumuzun
bir desteğe ihtiyacı vardı, bir morale ihtiyacı vardı. Yani bunu ben ancak böyle bir yöntem buldum. Çünkü gençken benim de başıma geldi ve kendimi çok çok iyi hissetmiştim. Oğluma da böyle bir şey hissettirebilir miyim acaba diye böyle bir yöntemi denedim ve gerçekten de bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ve değişimli de. Sen de farkındasın, sakın dokunma, o mektuplar gelmeye devam edecek, sakın kimseye de bir şey çaktırma gibi bir ifade kullanıyor. Tabii arkadaşım gözleri doldu, yani benim de gözlerim doldu. Yani babaya bakar mısınız? Yani ne kadar ince bir düşünce, ne kadar bir zarafet. Oğluyla ilgili yapılabileceği şeylerin sınırlarını ne kadar da zorlamış, belki de riske atmış. Yani o çocuk da ters de tepebilir. Yani bu mektuplar bitince belki psikolojisi de alt üst olabilir. Ama her şeye rağmen bunu denemeye karar vermesi açısından kararlı olması ve sevgisini bu şekilde hissettirmesi bence son derece dokunaklı ve güzel bir hareket. Yani böyle babalarımız inşallah artması dileğiyle. Yani çocuğun o özel dünyasına girip suçlamadan, yargılamadan, yani sen neden bunu yapıyorsun, sen neden bu şekilde davranıyorsun suçlamadan, böyle kibar bir yolla oğlunu iyileştirmeye çabalaması, yani kimsenin yapamayacağı yardımı, belki bu yolla yapabileceğini düşünmesi bence son derece güzel ve örnek olacak bir hareket. Yani bunu görünce, ben o genç çocuktaki o değişimi de görünce, yani aslında çok basit gibi değil mi? Yani sanki masamızda duran tuzluk kadar basit bir gerçek. Yani fark edinmek ve önemsenmek. Sanki bunu yapabilmek, bunu görebilmek çok kolaymış gibi geliyor ama ne yazık ki çok zor şartlarda alıyoruz bazen onu. Çünkü hepimiz kendi içimizdeyiz ve hepimiz bir şeyler almaya çalışıyoruz. Yani ikili ilişkilerimizde öyle, evlilik ilişkilerimizde öyle. Yani ben karşımdakine ne verebilirim düşüncesinden ziyade ne alabilirim savaşına giriyoruz ve bunu alamadığımız zaman da büyük öfke nöbetlerine kapılıyoruz. Karşımızdaki kişinin kişiliğini yok edecek hareketlere giriyoruz. Halbuki çok basit, yani karşımdaki insan ne yaşıyor acaba? Yani nasıl bir zorluk içerisinde? Ben nasıl yardımcı olabilirim? Ben onun o yarasına nasıl merhem olabilirim düşüncesiyle yaklaşmak gerekiyor. Yani ama bu da biraz öngörüyle ve kültürel gelişmeyle alakalı bir şey ve ailevi değerlerle alışkın olması gereken bir şey. Yani ailesinde böyle bir davranışı görmeyen bir kişi o şartlarda yetişiyor ve ileride hiç kimseye yansıtamıyor. Yani içinde olsa bile bu fark edilmeyi, önemsemeyi verecek bir psikolojik donanıma sahip olamıyor. Yani bunun için biraz kendini fark etmesi gerekiyor ve kendini fark etmek de çok uzun zaman alan süreç. O da tabii bunun farkında olursa, yani onun beslenmesi gerektiğini, gelişmesi gerektiğini farkında olursa ancak değişebilen bir süreç oluyor. Ve toplumsal olarak da bu birbirimizi etkiliyor. Yani biz, Yüce Allah bizi öyle yaratmış ki yani birbirimize görünmez bağlarla bağlıyız. Yani birbirimize görünmez bağlarla bağlı olduğumuz için de aslında karşımızdakinin o duygu durumunu fark edecek güce sahibiz. Yani biraz dikkati verdiğimiz zaman aslında karşımızdaki insanın da bizim kadar endişeli, bizim kadar yalnız, bizim kadar önemsenmeye ihtiyacı olduğunu çok kolay bir şekilde fark edebiliyoruz. Ve vereceğimiz birazcık zaman dinlemek, onun gerçeklerini kabul etmek, hayatında aksayan bir şeyler varsa, yola girmesi gereken bazı şeyler varsa o konuda destek vermek ama yargılamadan, yani sen bunu neden yaptın demeden ve birebir yanında olduğunu hissettirerek, yalnız olmadığını hissettirerek. Yani zamanımız insanı çok yalnız, yani şöyle yapıyoruz, yani büyük büyük siteler kuruyoruz özellikle şehir hayatında. Her birinin apartman girişi ayrı. Yani bir katta 4 daire var veya 6 daire var ama hiçbirinin girişi aynı değil. Yani asansörde bile karşılaşma imkanları yok bazı sitelerin. Yani benim bir arkadaşım da oturuyor. Son derece lüks. İnsan içeriye girdiğinde büyük bir ürperti hissediyor. Yani ben burada ne kadar var olabilirim? Küçücük hissediyorsunuz. Yani ben insan olarak bir yüzümün olmadığını hissediyorum. Yani benim değerim ancak bu sitedeki daireyi alabildiğim bir maddi güce sahipsem var. O kapıdaki güvenlik benim oraya sahip olduğum bir maddi değerde olduğum için o saygıyı göstererek giriyor. Yani kapitalist sistem bizim cüzdanımıza bakıyor. Siyasi partiler benim vereceğim oya bakıyor. Aileler veya diğer arkadaşlarımız veya diğer iş çevrelerimiz bizden sağlayacak menfaate bakıyor. Yani geçmişte böyle olmasa da. Şimdi ne yazık ki bu değerlerimizle yaşamak zorundayız. Bu da ne yapıyor? Bize kendimizi çok kötü hissettiriyor. Yani ben kendimi bir birey gibi hissetmiyorum o zaman. Yani ne önemim var? Yani bu kadar büyük bir dünyada, bu kadar büyük kalabalığın içerisinde, yani benim yerim ne? Yani bunu sorgulamaya başlıyorsunuz. Ama bazen öyle bir şey oluyor ki, öyle bir ilgi, öyle bir insan çıkıyor ki karşınıza. Yani size var olduğunuzu ve her şeye rağmen sizi olduğunuz gibi kabul ettiğini gösteren bir insan çıkıyor karşınıza. Yani insan, çünkü dünya iki kişiliktir. Yani tek kişi olarak yaşama gibi bir şansımız yok. Yani yaşasak bile bunun dönüşümleri, bunun hasarı düşündüğümüzden çok çok fazla. Yani içimizdeki o yalnızlık, ne kadar iyi durumda olursak olalım, yani ne kadar iş hayatında başarı sağlamış olursak olalım,
Ya bu ikili ilişkilerde bu yalnızlığı hissediyorsak yani hiçbir şeyden keyif almıyoruz. O kazandığımız başarıların da keyfini alamıyoruz. Çünkü paylaşacağımız kimse yok. Yani bir şekilde beraber oturduğunuz insanlarla veya hayatınızı paylaştığınız insanlarla yani o başarınızı paylaşamadığınız zaman ve biri size çok önemlisin, çok değerlisin, benim için çok farklısın demediğimiz zaman kendimizi çok yalnız hissediyoruz. Yani bunu uzun vadede hissediyoruz aslında ama biz onu çok kapatıyoruz. Yani aslında gerçek dileğimiz bu olduğu halde o farkındalığı yaratmak için başka yollara sapıyoruz. Yani şu an moda dünyasının bu kadar revaçlı olması, sosyal medyanın bu kadar milyarlarca insana ulaşması ve sosyal medyada insanların ben buradayım çığlıklarının duyulması aslında çok da hepimize yabancı olan bir konu değil. Yani biraz gözlemci olmak yetiyor. Yani biraz o sayfaları incelemek yetiyor. Yani bu da farkı, beni fark edin isteği aslında. Yani aslında çok basit bir istek gibi görünüyor ama yani içimizdeki o dünya artık o kadar kapandı ki yani başkasına verecek bir şey bulamıyoruz. Çünkü öyle bir zenginliğe ulaşamıyoruz. Yani ruhumuzu zenginleştirecek, kendimizi zenginleştirecek çabalara girmiyoruz. Yani tamamen görünenlerle yetiniyoruz. Yani insanları bu yolda değerlendiriyoruz. İnsanları bu çerçevede değerlendiriyoruz. Yani insan yoksa hayatımızda gerçekten hayatımız çorak bir toprağa dönüyor. Şöyle bir bilimsel veriye ulaşmışlar. Issız adaya düşüyorlar bazen. Gemi kazaları oluyor, uçak kazaları oluyor. Ve oradan kurtulan insanlar zaman içerisinde hep şunu söylüyor. Hep karşımda bir yüz beliriyor. İnsan yüzleri. Yani gece insan yüzü. Yani başka bir şeyin özlemini çekmiyor. Yani buradaki hayatının, özgür hayatın özlemini de çekmiyor. Bir insan yüzü görüyorum ve benimle sürekli konuşuyor şeklinde. Tom Hanks'in Yeni Hayat adlı filmini bilmiyorum izlediniz mi? Issız bir adaya düşen bir kargo uçağı. Sadece pilot kurtuluyor. Ve zaman içerisinde o ıssızlık, yalnızlık o kadar dokunuyor ki bir tropikal meyveyi alıyor, oraya bir insan yüzü oluşturuyor. Ve gülen bir insan yüzü ama böyle her sabah başına koyuyor ve her sabah o yüze bakarak uyanıyor. Onunla dertleşiyor, onunla hayallerini anlatıyor. Hatta bir kargo paketi var hiç açılmamış. Bir gün diyor ben buradan kurtulacağım ve ben bu kargo poşetini sahibine ileteceğim şeklinde güç alıyor ondan. Yani yıllarca kalmasına rağmen yani o yüz ona inanılmaz derecede bir motivasyon sağlıyor. Hayata bir şekilde tutunmanın yolunu arıyor ve canlı bir şey bile değil yani karşısındaki. Kendi oluşturduğu bir şey yani onun imgelemi bile yani o beyninde yarattığı dalgalanmalar bile kendini o kadar iyi hissettiriyor ki belki de o adada hayatta kalmasını sağlıyor. Yani bunu bu gücü tek başına yaşarken diye ve bu gücü yani insanın hiç olmamasına rağmen yarattığı gücü gördüğümüzde yani bunu küçümsenecek bir konu olmadığını anlıyoruz. Yani çoğunlukla biz yani çok kalabalıklar içinde yaşadığımız için sanki her an herkes yanımızdaymış gibi geliyor. Yani elimizi uzattığımız zaman herkes orada ama ben bunu istemiyorum, ben buna gerek görmüyorum, ben bu çabayı harcamayacağım düşüncesi çok fazla çünkü çok fazla meşguliyetlerimiz var. Yani oturup da bir başkasına enerji verecek bir hayatımızın yok olduğunu düşünüyoruz ama o bizim içerimizde yaşam enerjimizi daraltan bir alan haline geliyor. Yani başkasına vermediğimiz bir şey bizi de yıkmaya, bizi de hayattan koparmaya başlıyor. Bunu fark etmiyoruz başta ama sonra yaşadığımız o ıssızlık, o duygusal dünyamızın tamamen kapanması ve tamamen dış dünyaya yönelmemiz bizi bu alandan kopartması, yani geriye dönüşüm olmayan hasarlar bırakabiliyor. Bunu farkında olursak eğer kendimizi çabuk toparlıyoruz. Ama farkında olmazsak başka şeylerin altına sığınıyoruz. Yani bu öfke nöbetleriyle oluyor. İş hayatını berbat etmekle veya iş hayatını düşürmekle oluyor. Oradaki insanla da ilişkilerimizi bozmakla oluyor. Çünkü yani hayatta sürekli bir rekabet halinde oluyoruz. Yani iş hayatında rekabet, insan ilişkilerinde rekabet. Ama orada bir insan var. Yani insan yüzü var. Yani o da, onlar da bizim gibi. Yani fark ettiğiniz zaman, yani o insana gittiğiniz zaman belki çok büyük sorunlar yaşadığınız bir insan vardır ve gittiğiniz zaman seni fark ediyorum, buradayım, seni dinliyorum mesajını vermek büyük büyük mucizeler yaratır. Yani bunu çok yaşadığım için biliyorum. Yani dinlendiğini bilen bir insan, anlaşıldığını bilen bir insan, size ne kadar büyük kötülük yapmış olursa olsun veya ne kadar büyük sorunlarınız olursa olsun aslında onun altında bir savunma mekanizması var, kendini kabul ettirme mekanizması. Ve ben de buradayım, beni de fark edin mekanizması. Çünkü bu bizim genlerimize işlemiş. Yani Allah'ın bize verdiği, yani yemek içmek kadar temel içgüdülerden olan bir şey. Ama bunu biz esirgiyoruz yani çok fazla. Yani bunu da bilerek yapmıyoruz tabii. Çünkü bizi toplum buna itiyor. Yani ne kadar rakip yaratırsan sen o kadar güçlü olursun. Sen ne kadar üste çıkarsan, altta ne kadar insan bırakırsan o kadar mutlu, o kadar başarılı olursun. Tamam oraya çıkarsın. Orada kendini hiç ummadığın yerlerde de bulabilirsin ama yani ne kadar yükseğe çıkarsan aşağı düşmen de o kadar kolay olur. Ve düştüğün anda toparlamak yani şartlarınız devam etse bile
bütün ilişkilerinizi bozduktan sonra o başarının da anlamı kalmaz. Yani kurduğunuz dünyanın da bir anlamı kalmaz. Ve bir büyük bir boşluk içerisinde hayatınız geçer. Yani benim bu arkadaşımın oğlundaki örnek yani en temel örnekti. Ve bir ufacık ilgi yani o çocuğu var eden bir ilgi aldı onu bambaşka yerlere getirdi. Ve yıllardır unutamam bunu ve ben her arkadaş toplantımda da bunu anlatırım. Zaman zaman sorun yaşadığım insanlara veya kendi içinde problem olan insanlara da bu örneği veririm. Yani beklemeyin eğer sen kendi içinde yalnızsan senin gibi yalnız başka biri daha vardır. Ona yönel. Yani onun dünyasına girdiğin zaman o da sana yönelecek. Ve karşılıklı iki kişilik dünya yaratacaksınız. Ve o iki kişilik dünyada başka başka zenginlikler sunacak. Çünkü insan tecrübeyle büyür. Yani insan ruhu tecrübeyle büyür. O tecrübe edinemezse çorak toprağa döner. Ve Allah bizi özellikle bunun için yaratmış. Farklı yaratmış. Farklı dinlerde, kültürlerde, bizim kabul edemeyeceğimiz standartlarda yaratmış. Ama önemli olan o standartları bir araya getirmek. O insanları bir araya getirmek. Ve o insanları anlayabilmek. Yani bu olmazsa zaten bizim şu an yaşamdan keyif almamız gerektirecek şartlar oluşmaz. Bu hayatın ve yaşamanın en güzel amacı diye düşünüyorum ben. Farkında olabileceğiniz birileri varsa bu mutlaka iş hayatınızdan biri olmasına gerek yok. Yolda gençliğiniz herhangi birisi. Bir markete gidiyorsunuz, bir büfeye gidiyorsunuz. Yani o kişinin hayatını ne kadar merak ediyorsunuz. Sadece bir mekanik alışveriş yapıyoruz. Alıyoruz, veriyoruz, para veriyoruz o kadar. Ama o insanın da bir dünyası var. Yani ona günaydın demek, nasılsın demek. Çok kısa, birkaç saniyelik süreç ama o kişinin hayatında o gün inanılmaz bir mutluluk kaynağı olacağınızı düşünüyorum. Yani bunu denemek de çok zor bir şey değil. Çünkü her an insanlarla iletişim içindeyiz. Yani kendinize böyle bir iyilik yapmak istiyorsanız ufacık bir deneyin ve farkı görün diyorum sevgili arkadaşlarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Önümüzdeki konuşmamda da yine yükte hafif pahada ağır kitaplardan birisi Richard Bach'ın Mart adlı kitabını inceleme konusu yapacağım. Okuyabilirseniz çok sevinirim. Çok küçük bir kitap. Yine ara ara resimleri var. Şeydeki gibi, Küçük Prens'teki gibi. Yine aynı şekilde aynı etkiyi yaratacak. Ve dünyanın en çok satan kitaplarından birisi. Hem çocuk kitabı hem de yetişkin dünyasında değerlendiren kitaplarından birisi. Size çok şey katacağına inanıyorum diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.